Kuzey'i destekleyip güçlendirmek ve SSCB'nin ve komünizmin tehlikesini kurtarmak için 12 Mart 1947'de Truman Doktrini ilan etti. Truman, Türkiye ve Yunanistan'a yardım yapılabilmesi için kendisine yetki verilmesini Amerikan Kongresi'nden istedi. Amerikan Kongresi ise Yunanistan'a 300 milyon, Türkiye'ye ise 100 milyon dolarlık yardım yapılmasını kabul etti. Bu doktrin sonrasında ABD, yükselen SSCB ve komünizm tehdidine karşı Avrupa'nın da kabulüyle Batı dünyasının lideri haline geldi. Bu bilgilere göre Truman Doktrini ile ilgili olarak yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Dünyadaki güç dengelerini etkilemiştir. Evet, etkilemiş ve bu yüzden de Truman'la birlikte Amerika Batı dünyasının lideri haline gelmiş. Dünya toplumlarında hayır amaçlı yardımlaşma duygusunu güçlendirmeyi amaçlamıştır. Tam tersine Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği'ne, komünizme karşı Amerika kendisi Avrupa siyasetinde etkili olmaya çalışmıştır. Komünist rejimin giderek yayılmasını sorun olarak görüp buna çözüm üretmeye çalışmıştır. Bu doğru bir bilgi. Doğru cevabımız C seçeneği. Muhterem arkadaşlar, bu başarı hiç şüphe yok ki Türk milletinindir. Yine hiç şüphe yok ki Türk milletin iradesini tıpkı Türk milletin kendisi gibi en geniş yetkilerle yürütmekte olan sizlersiniz. Binaenaleyh eser sizlerindir. Muhterem arkadaşlar, bu pakta girişimiz hadisesinin memleketimiz için olduğu kadar dünya için de hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederken heyecanımın daha fazla söz söylemeye müsaade etmediğini görmüş olmanızı tahmin ederek özür diliyorum. Huzurunuzdan ayrılıyorum. Başbakan Adnan Menderes'in Türkiye'nin NATO'ya girişi üzerine TBMM'de yaptığı konuşmadan alınan bu kesite bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? TBMM'nin iradesi görmezden gelinmiştir. Bu söylenemez. TBMM'de konuşulmuş. Türkiye sosyalist bloğa girmekten memnun kalmış. NATO Doğu bloğudur, sosyalist blok değil. Türkiye'nin Doğu bloğuna girmesi genelde olumlu karşılanmış. Yukarıdaki durum Batı bloğuna giriştir. Türkiye ve ABD yandaşlarının karşısında yer aldığını ortaya koymuştur. Karşısında değil, yanında yer almış. Dolayısıyla bu da söylenemez. Türkiye iç ve dış politikalarını etki edebilecek bir gelişme siyaset dünyasında heyecan uyandırmış. Evet, Türkiye'nin NATO'ya katılması iç ve dış politikalarını etkileyebilecek bir gelişmedir ve bu Adnan Menderes'in konuşmasında da heyecanı ortadadır. Doğru cevabımız E seçeneği. 1942'de ABD tarafından ortaya koyulan Truman Doktrini ve Marshall Planı'nın etkilerinin ABD nüfuzunu kırmak amacıyla SSCB ve Uygur arasındaki bağlantıları güçlendirmek için Rus Dışişleri Bakanı tarafından Molotov Planı ilan edilmiş. Bu plan SSCB ile Doğu Avrupa'daki uydu devletler, demir perde ülkeler arasında ikili diyalog ve anlaşmalara dayalı bir sistem kurup işbirliği gerçekleştirerek siyasi askeri dayanışma sağlayacaktı. Bu bilgilerden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir? ABD SSCB'nin hazırladığı plan tepki göstermiştir. Yukarıda böyle bir tepkiden bahsedilmiyor. Avrupa kıtasının sınırlarını aşmayan planlar yapılmış. Yukarıdaki planlar sadece Avrupa'yı ilgilendirmiyor. ABD dış yardım yapmak, SSCB ise dış yardım almak üzerine plan yapmıştır. Hayır, her ikisi de dış yardım amaçlıdır. Modern dünyaya açık ve çağdaş normlar kabul eden ülkeler demir perdeye dahil sayılmışlardır. Yukarıda böyle bir durumdan da ifade edilemez. Yukarıda ABD ile SSCB arasındaki rekabetten bahsedilmiştir. Doğru cevabımız A seçeneği. Avrupa Konseyi 2. Dünya Savaşı'nda büyük kayıplar uğrayan Avrupalı devletler arasındaki gerginlik ve çatışmalara son verip uluslararası uzlaşma sağlayarak ortak paydalar üzerinde bir işbirliği ve güven oluşturmak amacıyla 5 Mayıs 1949'da Londra Anlaşması ile kurulmuştur. İngiltere, Fransa, Hollanda, İtalya, Belçika, Lüksemburg, Danimarka, İrlanda, İsveç, Norveç arasında kurulan bu konseyin askeri niteliği yoktur. Türkiye konseye 12 Aralık 1949'da üye olmuştur. Bu gelişme aynı zamanda Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçte Avrupa ile kurduğu ilk kurumsal bağı temsil etmektedir. Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin kanıtı sayılabilir? Avrupa Konseyi'nin genelde Güneydoğu Avrupa ülkelerinden oluştuğu baktığımızda yukarıda Güneydoğu değil de Kuzeydoğu ülkeleri İsveç, Norveç, Danimarka, İrlanda bunlar Kuzey Avrupa ülkeleri. Dolayısıyla yanlış bir bilgi. Avrupa devletlerinin Türkiye sistemine entegre olmaya çalıştığı tam tersine Türkiye Avrupa sistemine entegre olmaya çalışmış. Türkiye'nin Avrupa'daki devletler ile ilk ilişkilerini 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurduğu, yukarıda bunu söyleyemeyiz. Türkiye'nin yukarıdaki ilk kurumsal bağ derken 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, yoksa Türkiye'nin daha önceki süreçte de 1. Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçte de Avrupa ile bağı var. Türkiye'nin dünya siyasetinde Avrupalıların kendi alternatif oluşumlar kurmaya çalıştığı söylenemez. Avrupa'da devletlerin kurduğu işbirliği örgütlenmesinde Türkiye'nin de kendi isteğiyle yer aldı. Evet, Türkiye'nin de buraya katılması
işbirliği örgütlenmesinde yer aldığının bir göstergesidir. Doğru cevabımız E seçeneği. ABD Başkanı Harry Truman'ın Türkiye ve Yunanistan'a yardım yapabilmek amacıyla ABD Kongresi'nden 400 milyon dolar istediğine dair çıkan 3 Mart 1900 tarihli bu gazete haberi bilgilerden hangilerini doğrular? Baktığımızda Truman 400 milyon dolar istedi. Türkiye'nin bağımsız olarak bekasının ehemmiyeti büyüktür demiş. Molotov-Potsdam kararının tatbik şeklini tenkit etmiş. Türkiye dış borç talebi olumlu karşılanmıştır. Yukarıdaki bilgilere baktığımızda bunu söyleyememiz mümkün değil. Sadece talepte bulunduğundan bahsedilmiş. Bu kararın onaylandığından bahsedilmiyor. ABD Ön Asya ve Balkan toprakları ile ilgilenmiştir. Evet, Türkiye ve Yunanistan Ön Asya ve Balkan toprağı olarak ifade edebiliriz. Uluslararası öneme sahip bir haber basına yansımış. Evet, 400 milyonluk bir yardım ve Amerika'nın Türkiye ve Yunanistan'a yardım yapması Sovyet Rusya'yı da tedirgin edecek. Dolayısıyla uluslararası bir öneme sahiptir. Doğru cevabımız D seçeneği. Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye saldırmasıyla başlayan Kore Savaşı'nda ABD'nin başını çektiği bir Birleşmiş Milletler Kuvveti Güney Kore'nin yanında sıcak çatışmaya girmiştir. ABD'nin Birleşmiş Milletler Kuvveti oluşturarak harekete geçmesinden düşüncelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Kore Savaşı'nda sadece ABD'nin sorunu olarak algılatmak değildir. Güney Kore'ye uluslararası dış destek temin etmek buraya kuvvet göndermesindeki temel amaçlardan bir tanesidir. Savaşın daha kısa sürede bitirilmesini sağlamak yine buraya kuvvet gönderilmesindeki etkenlerden bir tanesidir. Doğru cevabımız D seçeneği. 25 Haziran 1950'de başlayan Kore Savaşı'nda 4500 kişilik kuvvetle ABD öncülüğündeki Birleşmiş Milletler Kuvvetleri'nin yanına katılan Türkiye aynı yıl NATO'ya girmek için başvuruda bulundu. Kore Savaşı'nda gösterdiği gayret ve başarının Batılı devletlerde oluşturduğu olumlu kanaat sayesinde 1951'de Türkiye'nin NATO'ya kabul edilmesi kararlaştırıldı. 1952'de bu teşkilata üyeliği tamamlandı. Bu bilgilere göre Kore Savaşı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Türkiye komünist bloğa yaklaştırmıştır. Hayır, tam tersine Türkiye'yi Batı bloğuna yaklaştırmıştır. Türkiye'nin dünyadaki itibarını zayıflatmış, itibarını arttırmıştır. Türkiye'deki iç gelişmelerden dolayı çıkmıştır. Bu da söylenemez. Türkiye Batı'da daha saygın hale gelmiştir. Evet, bu söylenebilir. Hem Kore Savaşı'nda gösterdiği başarı ve sonrasında NATO'ya üye olmasına vesile olması Kore Savaşı'nın Türkiye'de Batı'da Türkiye'nin itibarını arttırmıştır. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne dahil olmasına yol açmış, NATO'ya dahil olmasına yol açmıştır. Doğru cevabımız D seçeneği. Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ne katılması ile ilgili olarak Dışişleri Bakanı Necmettin Sadak 1949'da TBMM'de yaptığı konuşmasında dış siyasetimizin ağırlık merkezi Batı dünyasıdır. İngiltere ve Fransa ile ittifakımız, Amerika ile gittikçe artan dostluğumuz ve menfaat birliğimiz dış siyasetimizin istikametini daha fazla Batı'ya çevirmiştir. Avrupa Konseyi içinde bir Avrupa devleti olarak yer almamız bu uzun ve devamlı siyasetimizin zaruri bir neticesi demiştir. Bu konuşmadan aşağıdaki çıkarımlardan hangisi kesinlikle yapılabilir? Türkiye bir asker devlet sayılmış, tam tersine Avrupalı devlet olduğu belirtiliyor. Türkiye Avrupa Birliği'ne ve Milletler Cemiyeti'ne kabul edilmiştir. Yukarıdan bunu söyleyemeyiz. Avrupa Konseyi'ne kabul edilmiş. Türkiye Avrupalı devletlerle bazı ortak çıkarlarının olduğunu kabul etmiştir. Evet, yukarıda baktığımızda Avrupalı devlet doğrularla ittifakından bahsetmiş, dostluğundan, menfaatinden bahsetmiş. Bu söylenebilir. Türk Avrupalıların taarruz amaçlıkları kurdukları askeri birliğe Türkiye kendi güvenliği için girmiştir. Avrupa Konseyi askeri amaçlı bir birlik değildir. Avrupalı devletler Avrupa Konseyi'ne dahil olarak Türkiye'ye yaklaşmak için bir fırsat yakalamak istemiş. Tam tersine Türkiye Avrupa Konseyi'ne dahil olarak Avrupa'ya yakınlaşmaya çalışmıştır. Doğru cevabımız C seçeneği. Demokrat Parti 1950 seçimlerinde aldığı %55,2 oy oranı 1954'te %58,4'e çıkardıysa da 1957'de %48,6'ya düşürerek 1960 darbesiyle devrilene kadar iktidarını sürdürdü. Demokrat Parti döneminde devletçi ekonomiden liberal ekonomiye geçildi. 1950-54 sürecinde Türkiye ekonomisinin kalkınmaya yaşandı. Tarıma önem verildi. Sanayide özel sektöre daha çok fırsat tanındı. Yabancı sermayenin önü açıldı. Dış politikada ise SSCB tehlikesi karşısında ABD'ye yakın siyaset izlendi. Truman doktrini ve Marshall Planı yardımlarından yararlanıldı. Ayrıca NATO'ya üye olundu. Bu bilgilere göre 1950-1960 dönemi Türkiye'si ile ilgili olarak bilgilerden hangilerine ulaşılabilir? Koalisyon hükümetlerine yönetildi. Hayır, Demokrat Parti iktidarı var tek başına. Halkın desteğini alan meşru idarenin antidemokratik şekilde sona erdiği, evet, Adnan Menderes ve hükümeti darbeyle 1960 darbesiyle
iktidarını ortadan kaldırmış. Dolayısıyla antidemokratik bir uygulamadır. Ekonomik faaliyetlerin eskiye göre daha serbestçiyetçi bir anlayış, liberalizmden bahsetmiş. Özel sektöre fırsat tanınmasından bahsediliyordu. Bu da söylenir. Doğru cevabımız D seçeneği.